Efendim bu hafta da Gölova'nın güzelliklerini, tarihi özelliklerini sizlere yansıtacağız. Gelen mailler ve telefonlar çok fazla izlendiğimiz yönde çok teşekkür ediyoruz ilginize alakanıza. Bakalım uzun yolun kısasında Gölova'da bu hafta neler var? Sevgili izleyenler, şu anda Gölova Günalan köyündeyiz ve Günalan köyünde bir ustamız kendi imkanlarıyla el yapımı bir çim biçme makinesi icat etmiş. Şimdi onu size göstermeye çalışacağız hep birlikte sevgili izleyenler. Amcamızın ismi Kemal Çelik. Bakalım Kemal Çelik kendi imkanlarıyla nasıl bir çim biçme makinesi yapmış, hep beraber görüyoruz. Sevgili izleyenler, bu görmüş olduğunuz çim biçme makinesi tamamen kendi el yapımı bir çim biçme makinesi. Ve işin garip tarafı, amcamız hem sağır hem de dilsiz konuşamıyor. Onu vekaleten oğlu Bahattin Çelik'le görüşeceğiz. Kendisini de yakından tanıyorum ben efendim. AK Parti ilçe başkanımız Gölova. Başkanım, bunun hikayesi, bunun sırrı nedir? Evet. Sizler anlatınız. Şimdi şu görmüş olduğunuz üst kısım bir şofben kapağıdır bu. Şu görmüş olduğunuz alt kısımda bu davlumbaz fırınların yuvarlak olan kısmı. Şöyle kaldırayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi efendim. Şimdi şurada motoru çamaşır makinesinin motorudur bu. Eski bir çamaşır makinesinin motorunu kullanarak yaptı. Şu alttaki bıçaklar hakiki çeliktir, kendi el yapımı. Şu dikkat ederseniz çok hassas bir şekilde çalışır bu. Sessiz çalışır, biraz önce de görmüş olduğunuz gibi. Sevgili izleyenler, çok sessiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi çim biçmek için yurdum insanı mükemmel bir icat yapmış efendim. Harika. Sevgili izleyenler, askerde ben de çim biçme operatörüydüm bu arada. Bu bana zimmetlenmişti. Benimki çok yürütülüydü ama bu çok hassas olmuş. Tebrik ediyoruz. Yerini görelim efendim amcamızın. Zaten bildiğiniz gibi Türk milleti üretmeye açık bir toplumdur. Bakalım amca buralarda neler icat ediyor. Burada kendine ait bir tezgahı da var. Gördüğünüz mengene, bu da yine kendi el yapımı, kendi icadı diyelim. Evet. Şimdi şurada, buraya bazen buraya kendini kapatır. Sabah gider akşama kadar burada böyle işte böyle orijinal şeyler üretiyor kendisi. Babam kıyafetlerini giyiniyor, evet. Üretimi yapıyor. Bütün alet edevatı burada. Kendine ait bir dünyası var burada. Kendine ait bir dünyası var, öyle diyelim. Öyle diyelim. Orada benim takımlarım var diyor. Evet. Görelim abicim oraları da. Gördüğünüz gibi efendim tamamen kendi el yapımı bir tezgah. Burada da işte takımları var. Patent alındığı zaman elektrikli bir çim biçme makinemiz olacak bundan sonra ve Gölova'dan çıkacak inşallah. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Biz tekrar sizi bekliyoruz köyümüze. Buraya kadar yol olduğunuz için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, çok pratik. Gördüğünüz gibi herkese tavsiye ediyoruz. Elektrikli çim biçme makinesi. Şu ayaklarımı da görebiliyorsunuz. Mükemmel olmuş. Uzun yolun kısası devam ediyor.
Sevgili izleyenler, şimdi de Gölova Çoban Baba Türbesi'ndeyiz. Efendim her türbenin olduğu gibi bu türbenin de tabii ki bir hikayesi var. Efendim Çoban Baba Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferine giderken askerleri burada konaklamak istiyor. Askerler burada konaklarken tabii ki yemeklerini de Çoban Baba üstlenmek istiyor. Çoban Baba bir adet koyunu kesiyor. Efendim Yavuz Sultan Selim diyor ki bir koyun bu kadar askere yeter mi? Çoban Baba yeter diyor. Sonra bütün askerler karnını doyuruyor ve et hiç durmadan devam ediyor tabii ki. Et hala devam ediyor. Sonra Yavuz Sultan Selim kemiklerinden birini saklıyor o hayvanın. Sonra o hayvan tekrar dirilip geri geliyor, canlanıp geri geliyor ve topallayarak geliyor. Orada Yavuz Sultan Selim anlıyor ki Çoban Baba ermiş birisi ve işte o muhterem zat da burada yatıyor efendim. Ve geçtiğimiz günlerde de define avcıları buraya bir operasyon düzenlemişti. Uzun yolun kısası devam ediyor. Sevgili izleyenler merhabalar. Burası Sivas'tan 180 kilometre uzaklıkta Eskizmin, Mişaz ve Koğulhisar olan Koğulhisar ilçesindeyiz. Koğulhisar'ın birçok güzelliklerini sizlerle beraber paylaşacağız. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte geldik efendim ilçemize. Biraz sonra Eriçimen Yaylası'na çıkacağız. Oradaki güzellikleri sizlere göstereceğiz. Gün yüzüne çıkmamış olayları, insanları, mizahi yerlerini sizler için gezeceğiz, göreceğiz ve anlatacağız. Uzun yolun kısası başlıyor. Birçok insanın gelmediği ve gelip de görmediği bu şirin ilçemizde yaklaşık 676 yıllık bir çeşme var sevgili izleyenler. Bu çeşme 1333 ve 1334 senelerinde Ordulu Ahmet Rıfat Bey'in kaymakamlığı zamanında Koylisar kazası erkek ve kadın nakliyatı askeriyede geçen kıymetli hizmetleri ve hatırasına şükran ve hatırayla takdir edilmiş 25 Eylül 1334. Thank you.
Efendim uzun yolun kısası programında Koyulhisar bölgesindeyiz ve saat sabah 9 ve aylardan Temmuz, gördüğünüz gibi montlarla oturuyoruz. O kadar güzel bir doğa manzarası ki ama hafiften de soğuk gibi. Şimdi bütün özelliklerini, bütün güzelliklerini, bütün detaylarını belediye başkanımızdan dinleyeceğiz. Başkanım günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Evvela kendinizi tanıtın, sonra bu güzel doğa manzarasını bize yaşatın başkanım. Ben Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren. Sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Böyle bir program yaptığınız için de gerçekten TV58'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Şu anda bulunduğumuz yer biliyorsunuz Erçimen Yaylası ve belediyemize ait motel ve lokanta tesislerinin önündeyiz. Buradan görüntüler alınıyor. Erçimen Yaylası ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu tam manasıyla belli değil. O kadar eski bir tarihe sahip. Erçimen ismini suyun kıvrık kıvrık gitmesinden almış. Gerçekten tabii bir baktığınız zaman şu yaptığım göletten aşağıya doğru bir baktığınız zaman suyun tamamen S çizerek gittiğini görürsünüz. Evet. Aşağıya doğru. Hiç düz gitmez. Onun için Erçimen ismini oradan almış. Erçimen eskiden hayvancılığı bol olan bir yaylaydı. Hala adını yayla diyoruz ama burası artık yaylalıktan çıktı. Hayvancılık bitti. İnsanlar artık burayı yazlık olarak kullanıyorlar. Evet, birçok da ev var zaten. Birçok ev var. 550 tane hane var. Evlerin hepsi artık gördüğünüz gibi betonlaşmış durumda. Yazlık olarak kullanıyorlar. Bu evlerin hepsinde her türlü eşya mevcuttur. Yani insanlar artık evvelden göç götürüp göç getirme gibi bir şeyleri yoktur, adetlerini bıraktılar artık. Sadece kapısını açıp girerler. Evleri hazırdır. Yazlık şeklinde kullanıyorlar. Koyulhisar'da Erçimen Yaylası'nı yaşamadan kimse bilemez. Evet. Gelecek, görecekler ki Erçimen'in ne olduğunu bilsinler. Gerçekten burası Karadeniz'in iç kesiminin iklimine hakim bir bölgedir. Tabii Koyulhisar vadide, işte doğusunda Suşehri, batısında Reşadiye, kuzeyinde Mesudiye, yine güneyinde Zara Şerefiye olmak üzere çevrili olan bir ilçe. Yaylada rakım 1700, ilçede 850 rakım var. Hemen hemen 1000 metre yüksek. İşte gördüğünüz gibi buradan bont giyiyorsunuz, aşağıya ineceksiniz birazdan Koyulhisar'a, sıcak bir havayla karşılaşacaksınız. Yani burası gerçekten çok temiz hava, oksijeni bol, efendim gezilecek yerleri bol, piknik alanı çok bol olan bir bölge. Cumartesi, pazar buralar tamamen dışarıdan gelen misafirlerle piknikler doluyor. Bu tesisi işte biz yeni yaptık. Bu sene hizmete soktuk. Yani daha 1,5 aylık bir şeyi var. Şu gördüğünüz tesis çok harabe bir binaydı. Evet. Orman işletmesine aitti. Müsaadeli bir binaydı. Biz onu aldık. Tahsisini aldık. Üzerine otel yaptık. Altını da lokanta yaptık ve hizmete soktuk. Yine karşıdaki gördüğünüz apart evler 4 tane. Evet. Onları da komple elden geçirdik. Şu anda hepsi dolu. Bayağı da talep var. İhtiyaç var demek ki. Daha da çoğaltmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Aşağıda yine görüşeceğiz. İnşallah beklerim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Programında hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Buraya kadar birçok araba arkası yazısı görmüştük. Zıkım olsun, baba çıksın, Doğanlı mı doğdum ki bedduanlı öleyim falan filan, ama en enteresanında Eğriçimen Yaylası'nda rastladık. Uçan teneke, hem de 3 tane. 1, 2, 3. Acaba bunlar bir kulüp mü? Veya bunlar gizli bir tarikat mı? Veya da niye yazıldı bilinmiyor. Sevgili izleyenler, Eğriçimen Yaylası'ndayız ve Eğriçimen'e ismini veren işte bu kıvrımlar. Suyun S şeklinde akması Eğriçimen Yaylası'na Eğriçimen ismini veren yer işte bu nokta. Gördüğünüz gibi sular kıvrım kıvrım S şeklinde akıyor. Ve efendim hemen sol tarafımızda bir yapay göletimiz var. Belediye başkanı tarafından yapılan yapay bir göletimiz var. Ve burada ekmek atan bir arkadaşımız var. Arkadaşım merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cem Yıldırım. İstanbul'da yaşıyorum. Cem, buraya mi geliyorsun, yaz tatillerinde mi geliyorsun? Her yaz buraya geliyorum, yaz tatillerinde. Fırsatımız oldukça kesinlikle değerlendiriyorum yani. Bu balıklar ne balığı abi? Balıklar sazan balığı. İşte Japon türü balıkları var. O akvaryumda yetişenler, kırmızı balıklar falan. Balıkları besleyip sonra tutuyor musun, ne yapıyorsun? Yok abi, tutmuyoruz da arada böyle besliyoruz yani. Hayvanlar aç kalmasın diye. Aynen. Tam bir hayvansever dostumuzun yanındayız şu anda. Bu gölet yapay gölet bildiğim kadarıyla, doğru mu? Bu gölet belediye başkanımız ilhamlanan zamanında yapıldı. Yapay gölet. Aha. Yaklaşık 3 sene, 4 sene falan oldu. Gayet de güzel yani. İçinde balıklar var. İnsanların dikkatini çekiyor. Siz de burada zaman geçiriyorsunuz. Biz de böyle zaman geçiriyoruz burada. Ekmek atarak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, yayla evlerini görünce hep villaları falan gördük. En eski burada yayla evi hangisidir dedik. En eski yayla evlerinden bir tanesiyiz. Bu gördüğünüz, arkamda görmüş olduğunuz yayla evi yaklaşık 55-60 yıllık bir yayla evi. Çok eskidir. Hemen yanında bir yayla evi daha var. Eskiden tomruklar üzerine inşa edilen mükemmel bir yayla evi var. Ve yayla evinin sahibinin yanındayız. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Selahattin Keleş. Selahattin Bey, buralarda keyif yapmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Ben her yıl Mayıs'ın ilk haftası geliyorum. Burada bakkal var, bakkalım var. Evet. Bakkal açıyorum. Temiz hava alıyoruz, oksijen, evet. Bol. Bahçeniz gıda. De çok güzel. Bahçede hanımın eseri. Hanım evet. Yapıyor. Biraz da benim katkım var diyorsun. Tabii, muhakkak. Birlikte. Bütün erkekler ben çok sertimdir ama her insanın ruhunda lightlık var. Mutlaka. Mutlaka, mutlaka. Bu yayla evi 55-60 yıllık. Var, var. Yayla evinin içi büyük müdür? Vallahi daha önce küçüktü. Arkaya bir ilave yaptık biz. Evet. İki göz yaptık. Evet. Tamamen tahtadan ev, doğru mu? Tahta, tamamen tahta. Tamamen tahtadan. Üzeri hartama. Eskiden saç, diğer şeyler yoktu. Zaten şöyle hartam olarak gözüküyor. Evet. Çok güzel abi, çok keyifli. Hı hı. Mükemmel bir oksijen deposu. İşte burayı da taş yığını yaptık, evet. Yapıyoruz inşaat halinde. Bunlar kabak bildiğim kadarıyla, doğru mu? Evet, kabak. Bunlar kabak. Kabak. Evet. Kabaklarda çiçek açmış. Çiçek açmış. Şuradan şöylece, evet, şöyle yapayım da. Efendim, aslında kabağın bir hikayesi var. Adamın bir tanesi bir köye imam oluyor. Evet. Ve diyorlar ki ne yersiniz, ne içersiniz diyorlar. O da diyor ki ya ne varsa yeriz diyor. Ben de bugün sizin geleceğinizi bilmiyordum, kabak yaptım diyor. Ondan sonra adam da pek kabağı sevmez ya. Tamam diyor, bu diyor evliyalar yemeği, ben çok severim, çok yerim diyor. Muhtar işte güzel kabak yemeğinden sonra ertesi gün azasın diyor ki işte bugün imam bize davetli. Sor bakalım muhtarın karısına neyi seviyor diyor. Kadın da diyor ki valla bizim imam kabaktan başka bir şey yemiyor diyor. 30 gün boyunca adama kabak yediriyorlar. İşte bu görmüş olduğunuz kabak da buradan yetişiyor sevgili izleyenler. Bölgemizde çok sık da ısırgan otu mevcut. Isırgan otu her tarafta var. İşte şurada mesela körpe daha taze. Şunlar da efendim ısırgan otları. İşte taze körpe.
Gayet güzel oluyor yemeği. Isırgan otunun yemeği yapılıyor Koyulhisar'da, Eriçimen'de. Nelere faydası vardır efendim? Vallahi her hastalığa iyi gelir diyorlar. Evet, yani tabii bunu icabında kurutuyorlar, kışın da yeniyor, kışın da yeniyor, evet. Gördüğünüz fasulye, marul. Peki siz nerede yaşıyorsunuz normalde? Ben normalde Koyulhisar'da kalıyorum, merkezde. Evet, sonra da buralara gidiyorsunuz. Vallahi hayat size güzel. Orada da büfem var, büfe çalıştırıyorum işte. Kışın orada kalıyoruz, yazın buraya geliyoruz. Tamamen doğru. GDO'suz ürünler işte bu bahçede. Evet. Efendim Koyulhisar Eriçimen'de her mevsim bulmanız mümkün. Biraz önce güneş açmıştı. Şimdi tekrar bir serince hava. Üzerimizde mont gördüğünüz gibi ve Temmuz'un tam ortasındayız. Yanımızda Fenerbahçeli bir abimiz var. Merhaba. Merhaba. İsminiz nedir? Yunus Fatici. Yunus abi sen Fenerbahçeli misin? Evet. İlk 11'ini sayabilir misin bana? Seviyor. İnşallah şampiyon olacak. İnşallah kupayı alacak. İnşallah şampiyon. Hangi şampiyon olacağız? Fenerbahçe. Evet. O zaman bir tezahürat yap bakayım. Ya ya ya. Evet, hele, şampiyon, hele, şampiyon, hele. İnşallah şampiyon olacağız. Çak. Efendim merhaba. Merhaba. Siz de böyle değnekle melekle abi hayırdır bizi korkuttun ya valla. Yok geziyorum ben böyle. Tavuklar, 5 tane tavuk var onlara peşinde yola çıkmasın diye. Burada ne var abi? Burada sera var. Salatalık üretiyor. Salatalık, biber, domates. Burada tüpler var abi. Tüpler, aygaz tüpleri işte. Buradakilere satıyorsunuz. Evet, burada vatandaşın ihtiyacını karşılıyoruz. Harika. İşte şunu Ankara'dan getirdim o tavukları. Tavuklar evet. İthal, Ankara'dan. İthal. İsimleri falan var mı tavuklar? Yok, isimleri yok. Bir tane isim koysaydın abi ya. Bir tanesinin var o şu. Adı ne onun? Papatya. Papatya. Peki nereden tanıyorsun abi papatyayı? 5 tanesi de beyaz. Onun renk şeyleri bazılarının kuyrukları beyaz, bazılarının kafaları bir şey siyah. Ondan tanıyoruz. Çağıralım bakalım papatya. Papatya. Hormonsuz, GDO'suz, tamamen natural. Evet, arılar da mevcut efendim. Gördüğünüz gibi efendim bahçemizde salatalık. Salatalığın yanında fasulye, lahana gibi bitkilerimiz var. Ve burada da arıcılık. Aslında bildiğiniz gibi zara da çok ünlüdür arıcılık. Koyulhisar Eriçimen'de de gördüğünüz gibi tamamen natural yetişen bitkilerden beslenen arıların balları da burada tüketiliyor. Efendim arkamda görmüş olduğunuz da bir yayla evi ve bu yayla evinde yaklaşık 500 yıllık bir yayla evi olduğu söyleniyor ve hemen bir abimiz geliyor. Efendim iyi günler. İyi günler. Biz televizyon için çekim yapıyoruz da bu ev hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Bu evin bilgi verecek olursam ben 60 yaşındayım, 50 doğumluyum. Bu evi 7 yaşından beri aynen böyle biliyorum. Evveliyatı herhalde bilmiyorum da bir 100 seneyi geçmiştir. Bu Eriçmen'in eski evlerinden biri. Böyle evlerden pek nadir var. Evet. Herkes yeni yapılanma, yeni şeyler göre villa var. Güzel evler yaptı herkes. Evet. İstanbul'da kalıyoruz. Yaz sezonu gelip. Eriçmen'de çıkıyoruz. Evet, Ekim'de filan. Geçip gidiyoruz. Peki tekrar efendim, şeye. Biraz önce balları falan da gördük. Bal meşhur Seyhat Evliya Çelebi Koyulhisar'dan geçerken bal ikram etmişler. Evet. Seyahatnamesinde
yazmış. Muşaz balı deyü cihanda menşurdur diye. Evet. Seyahatnamesine geçer Evliya Çelebi'nin. Katkısız bal yetişir. Koydu çok teşekkür zaten. Ederiz. Bir şey değil. Şurada bir amcaya vardı herhalde. Amca hayırdır senin? Ay selam, senin tikin falan mı var amca? Tikin mi var? Amcamın neyin nesi ya? Ya ben buralıyım. Buralısın. Koylusallıyım. Evet. Yurt dışından geldim. 3 aydır yayla yaylıyorum. İnekleri seviyorum, danaları argo veriyorum, gidiyor. Terbiyesizlik yapma. Oğlum dur, televizyonda ayıp oluyor ya. Söyleme. Dürtme. Ya dürtünce mi oluyor amca? Ya. Deyince. Ne zamandan beri var? Amca ne zamandan beri var bu? Anamdan doğdum, duvalı var. Ne zaman doğdun anamdan? Ne bileyim. Yaş kaç amca? 73, 38 doğumluyum. 38 maşallah 72. Bayağı var ya. Oturttum uşağı. Dur lan. Allah Allah. Geç geç geç. Bu da mı var? Bağırınca bağırıyor mu? Bağırıyor. Danalarını topluyorum da. Görmüyor musun? Allah'ın getti o yanını. Hey. Aldayı. Hey. Mallar geldi mi? Geldi. Yapıyoruz abla burada? Ekmek. Adı ne bu ekmeğin? Yağlı. Yağlı ekmek yapıyoruz. İç, evet. İçinde yağ var. Evet. İçine yağ koyacağız. Ortası niye deldin abla? Kabarsın. Kabartmak için. Evet. Gördüğünüz gibi burada fazla bakkal market olmadığı için insanlar ekmek ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor ve daha doğal oluyor. Gördüğünüz gibi ortayla deldik. Hava alsın diye. Bunları biz biliyoruz tabii ki de. Fırınımızın başında bir teyzemiz var. Ne yapıyoruz abla şimdi biz burada? Ben bunu şimdi ekmek pişiriyorum yavrum. Bu Anadolu'muzun göreneğimiz, geleneğimiz. Bunu ekmek pişireceğiz. Bu kabaracak. Evet. Pişecek. İçi yağlı bu ekmeğin. Bu şimdi şunu içini yağlı yapacağız yani. Bu düz bir ekmek, normal bir ekmek. Kaç tane yapıyorsunuz ekmekten? Kaç tane çıkıyor? Şimdi bunu az döktük çocuklar ekmek yapmak için. Bunu da beksimet yapacağız. Kuru ekmek olacak. Kavuracağız bunu. Şimdi onu az dinleme yapalım. Kahvaltıda çocuklar yesin diye. İçini yağlıyoruz. Ekmek yapıyoruz. Düz ekmek yapıyoruz. Bunu da sadece somun yapıyoruz. Ortadan bölüp kuruduyoruz. Yaylanın çimeninde 32 saat sigara saracağım. Ne tütün var ne kağıt. Yayladan mı geliyorsun? Yollarına maşallah. Bizim evde gelin yok. Sen olursun inşallah. Eğrişimhan Yaylası'nda iki tane fırını gördük. Bir tanesi kendi imkanlarıyla ekmek yapmaya çalışan teyzelerimiz ve bir de ekmek ustası var burada. Kendisi de gördüğünüz gibi. Sonay Usta. Biraz şöyle sıklaşalım, ekrana sığmayabiliriz usta ikimiz. Usta, bu ekmekler bu kadar doyurucu, besleyici olduğu için mi bu kadar kilo aldın? Evet. Yo, bu babadan miras abi, öyle yok. Bu göbek babadan miras. Allah kolay gelsin. Evet. Halis muhlis Türk malı. Türk göbeği, Türk balkonu. Türk göbeği. Erişimende hizmet veriyorsunuz. Tabii.
Efendim siz eşisiniz galiba. Eşiyim efendim. Bir ya, aile dayanışması. Evet, yardım ediyorum eşime. Beraber çalışıyoruz. Şimdi sonra üstte göbekli. Siz de maşallah tam tersine zayıf. Artık onun babam ezleme kendinden mi, aileden gelen bir şey herhalde. Ya da yengesiz evet. Çok iyi bakıyorsunuz herhalde ustaya. Evet öyle oluyor. Biraz da öyle oluyor. Evet öyle oluyor. Usta beraber geldi. Yardımlaşıyoruz, ekmeği pişiriyoruz, satıyoruz 3 aylık sezonluk yani. Burası 3 evet. Ay süreyle. Burada millet bahçemiz var, balık yapılıyor. Oraya pide veriyoruz 40 tane, 50 tane, 100 tane ne kadar. Müşterimiz oranı işi iyi olursa evet. Allah razı olsun başkanımız yaptı temizliğini elimize verdi. Burayı 3 yıldır biz işletiyoruz abi. Çok güzel. Üç teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Pidemiz çıktı mı usta? Çok da güzel kokuyor. Çok da lezzetli gördüğünüz gibi. Sıcacık pidelerimiz. Efendim sol tarafımda görmüş olduğunuz kocaman bir inek. Hemen sağ tarafımda görmüş olduğunuz da küçük danacıklar. Dediğimiz gibi her şeyin küçüğü ve güzel. Her şeyin küçüğü güzel. Çok da sevimli ki danacıktı efendim. Büyük inek de çok sinirli bakıyor şu anda bize. Amca nereden gelip nereye gidiyorsun? Ben mantar toplamaya gittim. Gelirken daha bu çıraları buldum geldim. Bunlar çıra. Kışın yakmak için ideal. Yok burada yaylada yakacağım. Yaylada yakacaksınız. Mantarlar nasıl görebilir miyiz? Şunu çıraları yere bırak istersen yorulma. Tabii. Mantarları da görelim. Hırtı mantarı, geyik mantarı. Evet şöyle. Mantarlar. Bunlar herhangi bir zararı yok. Mantarlar tamamen yenilebilir. Değil mi amca? Tabii. Güzel güzel mantarlar. Peki seni yolundan koymayalım. Hadi güle güle amca. Bu ne çıra mı? Evet. Buranın çırası mı Ünlü amca? Evet. Her tarafta çıra var. Evet. Bu inekler de senin? Kaybede aradık bulduk getiriyoruz. Nerede nereye gitmişler? Kazanderesi denen bir mevki var oradaydı. Bunlar Kazanderesi'nden mi çıkardın? Yok şu Gurucuoğlu'da buldum. Gurucuoğlu'da buldun. İyi valla bunu yakacaksın yaylada. Evet. Peki kolay gelsin seni falan tutmayayım yükün ağır senin. Teşekkürler iyi çalışmalar. Sağ ol baba hadi. Efendim gördüğünüz gibi Eri Çimen'de her şeye rastlamak mümkün. Koyunları gördük ve koyunların mükemmel bir kuzusu var küçücük. Onu sizlere görüntülemeye çalışıyoruz. Biraz önce aldığımız bilgiye göre çobanımız da eski İstanbul Tapu Müdürümüz. Doğru mu efendim? Tapu Müdür Muaviniydim. Tapu Müdür Muaviniydim. Gazi Osman Paşa, Güngören. Şimdi çobanlık. Şimdi çobanlar koyunlar akrabanın olduğu için sabahları çocuk. Yaymaya kişi yok. Ben böyle bir dolandırıyorum. Vallahi çok hem iyi de mi? Kendim biraz kilo verdim. Derdi, sağlık için. Vallahi i̇şte bunlarla böyle vakit geçiriyoruz işte. Zaten İstanbul'dakilerin falan birçok insanın özlediği bir hayat tarzı bu. Yani çimen yaylalara çıkmak, ne bileyim işte böyle kuzular otlatmak. Evet. Burada kendi evim var. Hayat size güzel abi. Teşekkür ediyoruz. Peki. Şimdi. Sağ olun. Efendim uzun yolun kısası devam ediyor.
Koyulhisar'da gezmeye devam ediyoruz ve Koyulhisar'da şu anda bir semerci ustasının yanındayız. Ustacığım kolay gelsin. Sağ ol canım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun usta? 50 senedir. 50 senedir bu işi yapıyorsun? Evet. At ve eşek semeri. Evet. Baba sanatı. Peki bir dur bir dakika, ses gelmez. Bir eşek semeri kaç günde yapılıyor? Kaç ayda yapılıyor? Bir günde. Bir günde yapıyorsun? Bir günde. Peki satışlar nasıl, iyi mi? Gitti, bitti. Eskiden çok oldu, bitti. Şimdi satlar bitti. 50 yıldır bu işi yapıyorsun. Evet. Şimdi eşek at kullanan yok herhalde. Yok, bitti ya, bitti. Peki bu işi senden başka torunun, ne bileyim bir çırağın falan var mı? Yapmazlar ki. Kimse öğretmedi. Yok yok, yapmazlar. Var öğrenen mi, yapmazlar ki. Şimdi bunu buraya mı takacaksın? Buraya da takacağım. Bir tak bakalım nasıl gözüküyor. Bunu buraya da takacağım. Bunu da buraya da takacağım. Ondan sonra semer olacak. Ondan sonra yapılacak. Peki kolay gelsin ustacığım. Hayırlı işler sana. Güle güle canım. Sen iyi işler. Güle güle. Kısası Koyulhisar ilçesinde çekimlere devam ediyor. Efendim birçok ilçede birçok lokanta gördük ama bu lokantanın bir özelliği var. Bu lokantada çalışan herkes aile bireyi. Bakalım bizim geleceğimizi duyan lokanta sahibi bize ne tür bir yemek yapmış. Efendim merhabalar, lokanta işletmecimiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyabilir miyiz? Aşkım Fırat, Koyulhisar İl Genelleme Üyesiyim. Aynı zamanda 3 tane işletmemiz var. Fırat Un ve Un Mamulleri, Trabzon Ekmeğimiz var. Üçüncü iş yerimizde biraz Fırat Pide ve Kebap Salonumuz. Peki bu Fırat Kebap'ta hep aile bireyleri mi çalışıyor? Aile bireyleri olarak çalışıyoruz. Kimler çalışıyor efendim aile bireyleri? Çalışanlar iki tane benim kızım, kasiyer ve baş garson. Diğerleri yeğenlerim, abimin çocukları, ablam, hep beraber çalışıyoruz. Tam bir aile bağı var. Ve bize geldiğimizi duyan lokanta sahibimiz, bize ne hazırladınız efendim? Size vali kebabı karışık ızgara yaptık. Genel olarak da vali kebabı olarak ismi geçiyor. Sivas'tan geldiğiniz için evet abi. Teşekkür ederiz yani. Harika, onu temizle evet. Biz burada ilkleri yaptık. İşte un fabrikası yoktu, un fabrikası yaptık. Trabzon ekmeği, taş fırın ekmeği yoktu. Halkımızın büyük teveccühü vardı. Trabzon ekmeği yaptık. Biz ile İstanbul'a çok gidip geldiğimiz için çok toplantılara katılıyoruz. İşte lokantalardan ve bizde kasaplardan şikayetler vardı. İşte temiz olmadı. Biz de böyle bir nezih mekan yaptık. Gurbetçilerimize layık bir mekan yaptık. Gurbetçilerimizi bekliyoruz inşallah. Yani. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Evet. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Thank you.
çeşme kenarındaki yolu takip etti. Yol bizi buraya getirdi. Baktım şöyle koparacak ne vardır, ne bulurum diye. İnanamadım, karpuz gördüm. Biraz sonra sizlere de göstereceğim. Efendim şunlar gördüğünüz gibi karpuzlar. Burası Adana değil, Sivas Koyulhisar ilçesi. Şimdi hazır başında kimse de yokken, şurada kocaman bir karpuz gördüm. Hazır başında kimse de yokken şunun diyorum bir tadına bakalım kameraman arkadaşımızla. Mikrofonu yere mi koyayım hacı? Evet, ya da dursun şöyle. Bu benim devamlı yanımda taşıdığım cep bıçağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi efendim. Burası Adana değil, Sivas Koyulhisar'daki karpuz tarlası. Çok enteresandır. Başında da kimse yokken biz bu karpuzu hemen öldürelim. Efendim bismillah. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi merhaba, sizin de tarla? Evet. Biz parasını verecektik ama karpuzun tadına bir bakalım dedik. Önemli değil, misafir bizim her zaman şeyimizdi. Efendim karpuz tarlası size mi ait? Evet, bizim. Şu karpuzu gerçekten merak ettim. Bir bakayım abi bakın, tadına. Bakın. Sonra sizinle konuşuruz. Valla Adana'da da görmüştüm karpuz tarlaları da. Sivas'ta ilk defa denk geliyoruz sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi içi de 10 numara. Oy oy oy. Şöyle bir tane. Tadına bakalım. İnanılmaz güzel. Sizi tanıyabilir miyim abi? Şöyle gel yüzünü de görsünler. Sizi tanıyabilir miyiz abi? Koyulhisar Yukarı Kale Mahalle Muhtarıyım. Oh, muhtarın evine denk geldiniz. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Şimdi bizim burada aklınıza ne gelirse yetişiyor. Domatesi tabii ki Koyulhisar'ın meşhurdur. Evet. Kavunu, mısırı, kavun. Ayç. Evet evet, aklınıza ne gelirse pepinosu. Pepino, bu bildiğimiz uzak doğu ülkelerinden evet, gelen. Evet evet. Şeker hastalığına iyi gelir pepino. Pepino. Özellikle Bursa'da mesela şeftali üretiliyor ama Sivas Koyulhisar'da şeftali var. Şeftali de var. Şeftalimiz de var. Evet. Kavun da var, evet, ileride şurada, oraya bakalım. Bu. Buyurun. Organik domatesi, sırık domatesimiz. Tabii ki hiçbir katkı maddesi yoktur. Tamamen natural. Evet, evet, tamamen natüreldir. Efendim gördüğünüz gibi bu Adana, Ankara değil, Sivas, Halis, Mulis kavunu. Tadına da bakacağız, tadını da göreceğiz biraz sonra. Bu nereden çıktı bu fikir muhtarım? Yani böyle bir gün durup dururken acaba kavun eksem yetişir mi dediniz de öyle bir şey mi oldu? Nereden çıktı bu fikir, kavun ekme fikri? Bizim Koyulhisar'da ne ekersen olur. Kavun ekiyorsun, kavun oluyor. Karpuz ekiyorsun, karpuz oluyor. Hele de domatesi var ya, bambaşka. Zaradozunu da arasına dökeceksin. Yiyeceksin. Şimdi buradaki kavunu, karpuzu yedin mi siz? Sivas'a da gitmezsiniz efendim. Vallahi burada. Bekir, ne diyorsun abi bu işe? Efendim genellikle Antalya'da, seralarda yetişen çilek Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde de yetişiyor. Ve yemin ediyorum, bütün samimiyetimle söylüyorum, yediğim en lezzetli çilek, dalından yiyorum. Çok taze. Sizin için bir tane daha kesiyorum. İnanılmaz lezzetli. Dalında karpuzu, kavunu, çileği, biberi, domatesi, şeftalisi, avokadosu, her şeyle Koyulhisar harika. Efendim şu anda öyle bir yerdeyiz ki devamlı Trabzon'a gidenler bilirler. Trabzon'da yol ağzında genellikle böyle meşhur Trabzon ekmeği yazar. Biz de Koyulhisar'ın çıkışına doğru giderken bir baktık. Meşhur Trabzon ekmeği merak ettik. İçeri girelim bakalım bu Trabzon ekmeklerinin sırrı neymiş? Bakıyoruz meşhur Trabzon ekmeğinin sırrı ne Koyulhisar'da. Efendim kolay gelsin. Sağ
Sağol, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben İbrahim Güven, Aşkın Fırat'ın ortağıyım yani. Kendim Ordulu'yum yani. Ha, Ordulu'sun. Ordulu'yum yani. Biraz ekmeği oradan geliyor. Bu mesela buradan gelmedir yani. Aa, çok sıcak ve çok büyük bir ekmek bu. Sırrı nedir efendim? Bayatlamaz olarak biliyorum. Bayatlamaz. Şimdi bunu kendiliğinden maya da tarız yani özellikle. Yani. Pakmaya kullanmayız da kendiliğinden maya da tarız yani. Bunun özelliği de budur yani. Bayatlamaz yani. Bayatlamaz. Bayatlamaz. Bunun sırrı da budur yani. Peki bu ekmekle kaç kişi doyar efendim? Valla bu ekmek 20 kişiyi doyurur yani. 20 kişi doyurur yani. Bayatlamaz yani. Bu 20 gün bozulmaz yani. Anladım. Küflenmez, bozulmaz yani. Özelliği de budur yani. Çok teşekkür ederiz efendim size. Ben de teşekkür ederim efendim. Efendim gelişen ve değişen ilçe, vadinin incisi Koyulhisar'dan anlatacaklarımız ve aktaracaklarımız bu kadar. Gelinmesi, görünmesi gereken çok güzel, çok şirin bir ilçemiz Koyulhisar. Haftaya başka bir ilçede birlikte olabilmek umuduyla.